gönüllerden ve toplumdan gizli olarak hazırlanan hayvanları koruma kanunu teklifi maalesef sürgün ve katliamlar içererek çıkmak üzere. 1. Evlerdeki hayvan sayısına kesinlikle sınırlama getiriliyor, yetki bakanlığa veriliyor. İkincisi, 6. madde bir şekilde yeni ifadelerle, yeni eklemelerle deliniyor. Her belediyenin kendi sınırları içinde kısırlaştırma ve bakım merkezi kurma hükmü kanun teklifinde yok. 16 yıldır kanunu uygulamayan, dağa taşa atan, yok eden, barınaklarda ölümlere mahkum eden, bir taraftan hayvanların üremesine, öbür taraftan katliamlara sebep olan belediyelere ve belediye başkanlarına bir idari yaptırım getirilmiyor. Kısırlaştırma etik ve tıbbi koşullarda olmasını biz önemli önerirken, belediyelere ek yük gelmesin diye, belediye bütçelerine ek yük gelmesin, yeni veteriner hekimler, yeni görevliler, yardımcı hizmetler almasınlar diye kısırla küçük ve orta ölçekli belediyelerde kısırlaştırma görevi ilçe tarım müdürlüklerinin yıllardır bürokratik işlemlerde, bürokratik hizmetlerde çalışan veteriner hekimlerine angarya ve ek yük olarak veriliyor. Bu kanunu uygulamakla yetkili olan doğa koruma milli parkların bütçe olarak, kadro olarak, yetki olarak güçlendirilmesi yerine bu görev il tarım müdürlükleriyle paylaştırılıyor ve iki başlı bir yönetim geliyor. Türk Ceza Kanunu'na en etkisiz biçimde kanun alınmakla beraber kişilerin hayvan hakkı ihlallerinde, hayvana zulüm ve işkencede doğrudan şikayet hakkı kişilerden alınıyor ve kurumlara veriliyor. Ayrıca deney hayvanları, hayvanat bahçesi, yunuslar, eğlencede kullanılan hayvanlar, yaban hayvanları gibi diğer hayvan türlerinle ilgili iyileştirmeler bu kanunda, bu kanun teklifinde yer almıyor. Yasaklı ırklarla ilgili onların yaşamlarını koruyacak, üremelerini de kontrol altına alacak koşullar bu kanunda yer almıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması konusunda talimat verildi ama o toplantı göstermelik olarak yapıldı. Sokağın, Anadolu'nun gerçek sorun ve çözümlerini bilen gönüller bu yasa ve kanun teklifi hazırlanması aşamasında yer almadılar. Peki biz ne yapmalıyız? Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmalıyız ki eğer kanun bu siyasiler tarafından şu anda olduğu gibi çıkarsa katliam ve sürgün getirecek, çözüm getirmeyecek, sorunları daha da artıracak ve bizim 2004 yılında dünyaya örnek çıkarılan kanunumuzda verilen hakları da geri alacak. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız, sesimizi duyunuz. Nesrin Çıtırık, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.